Pekala, anlaştık öyleyse. Yantar, silkele şu herifi. Ölüm korkusu diline vurmuş senin. Birazdan göreceğiz suratının halini. Tek üzüntüm, Aleksandra'nın böyle kanlı bir manzarayı görmek zorunda kalması. Güzel prenses gözlerini yumarsa kurtulur bu dertten. Şaşacak ne var bunda? Babam yaşlı, gelemiyor. Onun yerine ben geleceğim. Olmaz dedim. Kim demiş? Ben dedim. Ne eksiğim var benim senden? Geliyorum. Delirdin mi sen? Bir de senden mi uğraşacağım? Elbette uğraşacağım. Başlatma gene. Sen beni başlatma. Mihailo, bir de adaletten söz ediyorsun. Bu mu senin adaletin? Bu masum yavrudan ne istedin? Sus, durun şunu! Yakalayın! Yedi dağın aslanı Gökken, Yılmaz Güney. At, kılıç ve oka aşık bir kız Alangu Nebahat Şehre. Bileği kuvvetli bir kahraman Puncuk Erol Taş. Dağ deviren Yantar Kadir Savun. Tekfurların en zalimi Cahit Irgat. Hırsızların en beceriklisi Danyal Topatan. Lastik gibi bir adam Faruk Panter. Hain bir kumandan Tuncel Necmol. Mürsel Gazi Nuri Genç. Eski bir cengaver Asım Lipton. Ancı Faik Coşkun. Küçük yıldızlar Levent Kaskan. Saadet Küçük. Ve sarayların en güzel prensesi Aleksandra Sevda Ferda. Söyle, söyle. Hangi şarkıyı söyleyeyim, sesim fena sayılmaz. Hala alay ediyorsun demek. Albüzyüz kardeş, biz o günahkarla ilgilenirken sen de bu yoldan çıkmış ortodoksla ilgileniver. Düş önüme. Düşer. Dağın aslanını rejisör Yılmaz Atadeniz büyük bir oyuncu kadrosu ile beraber hayatlarını tehdit eden tehlikelere göğüs gererek aylarca süren bir çalışma sonunda meydana getirdi. Yedi Dağın Aslanı, haksızlığa, zulme karşı bayrak gibi dalgalanan bir Türk bahadırının ve arkadaşlarının akıl hayal almaz maceraları. Yedi Dağın Aslanı, bugüne kadar gördüğünüz tarihi filmlerin en kudretlisi, en hareketlisi, en heyecanlısı. Yedi Dağın Aslanı, baştan sona ihtişam, entrik, dehşet, heyecan ve kahramanlık dolu bir film. Yedi Dağın Aslanı bu sinemada. Hocam nerede kadın? Orman köylerine gitti. Demircidir de satış yapacak. Doğru söyle. Vallahi doğru söylüyorum, burada yok. Aa, ya yalan ha. Gebertin şunu beni. Bırakın yavrumu, yavruma dokunmayın. Kes sesini kadın. Kocan ormana sığınarak vergiden kurtulacağını sandı. Ama bunu pahalıya ödeyecek. Öyle bir ceza vereceğim ki ona ömrü boyunca unutmayacak. Sen de fena parça değil misin hani? Tam askerlerimin ağzına layık bir lokmasın. Alın şu kadını. Bırakın, bırakın beni, alçaklar, soysuzlar. Şimdi öteki köye. Baba, acıktım. Pehlivan olmak isteyen acıkmaz. Ama karnım acıktı. Sık dişini Gökşen pehlivan. Köyümüze çok az kaldı. Anan çorbayı pişirmişse bekliyordur bile.
Dumanı da tutuyor mudur baba? Elbette, elbette. Hadi. Kemal ölmüş. Baba yoksa annem. Sen kal burada. Mehmet ağa, Mehmet ağa. Mihailo zalimin askerleri vergi toplamaya gelmişlerdi. Sonra? Siz olmayınca. Baba yoksa annem de mi? Evet. Efendimiz, köylüleri getirdik. Getirin bu heriflerini. Köpekler! Bana tekfurunuz Mihailo'ya karşı gelmeye cüret ettiniz. Herkesin cezası ölümdür. Ama dua edin ki kızım Aleksandra'nın 3 yaşına bastığı bu mutlu günümü sizin pis kanınızla kirletmek istemem. Vergilerinizi derhal ödemeniz şartıyla canınızı bağışlayacağım. Bunu yalnız kızım Aleksandra'ya değil, benim adaletime de borçlusunuz. Hepinizin bilmesini isterim ki, ben İznik Tekfur Mihailo, dayım Yüce Bizans İmparatoru, Büyük Manuel'den aldığım güçle zaferlerime zaferler katmakta devam edeceğim. İdaremden memnun olmayacak bir nankörün varlığını düşünemiyorum. Çünkü herkes tanıktır ki, ülkemde haksızlığa uğramış tek kişi, çıplak bulunamaz. Yalan. Kim söyledi bunu? Ben söyledim. Akacak kan damarda durmaz Mihailo. Yalan söylüyorsun. Yalancıların ve zalimlerin en alçağısın sen. Canımızdan ve imanımızdan gayrı alacağın hiçbir şey kalmadı. Bir daha adaletten söz ediyorsun. Bu mu senin adaletin? Bu masum yavrudan ne istedin? Mihailo. Onu da adaletinden mi öldürdün? Kimdir bu adam? Adı galiba Ali, Demirci Ali Usta derler. Vergiden kurtulmak için ormana saklanmıştı. Ben de cezasını, karısını ve çocuğunu geberterek verdim. Ben de seni arıyordum. Kan içici vampir. Senin hakkın budur. Sustur şu haini, yakalayın. Zaroviç, emredin efendimiz. Bu ailenin leşini kalenin burçlarına asın. Orada onu kargalarla akbabalar parçalayıncaya kadar asılı kalsın. Bir daha bize karşı baş kaldırmak isteyenlere bir ders olsun. Sen, babamı sen öldürdün. Bir gün büyüyeceğim. Çok büyüyeceğim. En büyük olacağım. O zaman bu yaptığını ödeyeceksin. Hem de kanınla ödeyeceksin. Tutun şu veledik. Sakın kaçırayım demeyin. Yakalayın. Yakalayın diyorum size. Mutlaka, mutlaka yakalanmalı. Yılanın başı küçük terezilmelidir. Yıllarca kabus içinde yaşamak istemem. Ne oldu? Yakalayamadınız mı? Hayır. Rüzgar gibi koşuyordu. Sonra birden ortadan kayboluverdi. Siz köpekler. Onu mutlaka bulmanızı istiyorum. Hepinizin gözüne bir kek veririm. Onu mutlaka bulacaksınız. Zarovic! Emredin efendimiz. Bütün köylerin evlerin aranmasını istiyorum. Yılanın başı ezilmeden bırakılmamalı. Her yer, her kovuk aranmalı. Baba!
oldu Gökçen? Babamı öldürdüler. Sarayda mı öldürdüler? Evet. Babamla saraya hesap sormaya gitmiştik. Babamı orada öldürdüler. Ben de bir gün gelip babamın öcünü alacağım senden alçak dedim ve kaçtım. Askerler peşime takıldı. Ama dağ yoluna sapıp izimi onlara kaybettirdim. Demek askerler peşinde şimdi. Askerler, Tekfur'un askerleri geliyor. Ben Gökçen'i kaçıracağım. Arabayı çekip yolu kesin. Hadi Alango. Kaçırdık. Yürüyün saraya. Çocuklarım, bundan sonra evimiz burası. Köyümüze benzemez ama ne yapalım? Burası çok hoşuma gitti babacığım, benim de. Artık bizi bulamazlar değil mi? Hayır evladım. İntikamını almak için her şeyi öğreninceye kadar burada kalacağız. Hadi bakalım. Hepinizi kasa oturtacağım. Hepinizin gözüne nil çektireceğim. Size yılan hangi delikteyse arayın bulun demiştim. Halbuki siz eliniz kolunuz bağlı dönüyor ve sıkılmadan onu bulamadık diyorsunuz. Efendimiz, küçük bir velet için bu kadar üzülmenizin manasını anlayamıyorum. O piçin küçükken başını ezmeliyiz Zaroric. Büyüyünce baş edemeyiz sonra. Yoksa her zaman onun gelip bela kesilmesini bekleyeceğiz. Oysa şimdi kim bilir nerede ne yapıyor. Al bakalım Gökçe. Hadi başlıyoruz. Yok olmadı. Benim gösterdiğim gibi. Bütün gücünle çek. Güzel. Yeter. Önce erkekler başlar yemeğe. Niye vurdun elime? Sen niye vurdun değil mi? Ben vururum. Ben erkeğim. Baba. Ne var kızım? Erkek ne demek? Erkek ne demek diyorum baba? Erkek demek... Evet kızım. Yani erkek demek... Dişi olmayan demektir. Bak, bak babacığım. Benim de dişim yok. Öyleyse ben de erkeğim. Evet. Yaşa yok sen, terlettin mi? Al benim evlatlarım. Hadi bakalım evlat. Ben de atla bineceğim. Yok, sen acele etme daha. Dur bakalım hele. Thank you.
Ormana tavşan avlamaya gitmiştim. Hem sana ne be, sen benim keyfim hikayesi misin yani? Hikayesiyim tabii. Bundan sonra bensiz bir yere gitmek yok. Sensiz bir yere gitmek yok mu? Niye gülüyorsun be? Ben gülerim kızım, benim işim bu. İşim bu. Sobak oynamaya benzemez mi kızım? Hadi gel. Hop, hop. Hadi al bakalım. Şimdi gösteririm sana. Aferin, aferin. Kılıç kullanmasını öğrenmişsin hepi. Merhaba. Durun. Deli misiniz siz? Kılıcı düşmana kullanacağınız zaman da birbirinizi mi öldüreceksiniz? Artık öc alma zamanıdır Gökçen. Vakit geldi. Vakit geldi. İntikamını bu kılıçla alacaksın Gökçen. Namusun ve kılıcın adaletin timsali olsun. Birazdan akşam olacak. 15 yıl önce Mihailo'ya gene geleceğim Mihailo demiştim. O gün geldi çattı. Beni 15 yıl bugün için hazırladın. Bütün bildiklerini öğrettin bana. Kılıçla bir vuruşta örümcek ağını havada biçmeyi, koşan tilkiyi kulağından vurmayı, en sarp doruklara ovada yürürcesine çıkmayı... Her şeyi öğrettin. Birazdan yola çıkacaksın Gökçen. Seninle birlikte gelebilmek için kolumu verebilirim. Ama bu yola çıkamayacak kadar yaşlandım artık. Beni utandırma oğlum. Öcünü almadan dönme. Bu kılıcı yalnız zorbalığa ve adaletsizliğe karşı kullanacaksın. Unutma, zorbalığa, adaletsizliğe. Yalnız zorbalığa ve adaletsizliğe karşı. Hadi bakalım evlat. Artık toparlanmalısın. Yolcu yolunda gerek. Hazırım ben. Ha? Ben de senden geleceğim. Ne? Ne dedin? Ben de senden geliyorum. Hadi be, şu kızına akıl ver. Şaşacak ne var bunda? Babam yaşlı, gelemiyor. Onun yerine ben geleceğim. Olmaz öyle şey. Kim demiş? Ben dedim. Ne eksiğin var benim senden? Geliyorum. Delirdin mi sen? Bir de senden mi uğraşacaksın? Elbette uğraşacağım. Başlatma gene. Sen beni başlatma. Durun. Dediğini gerçekten istiyor musun Alango? Bak Alango. Bu gidişin dönüşü olmayabilir. Kavga bu, kavga, anlıyor musun? Fark etmez. Önümüzde çok uzun bir yol, çok kuvvetli bir düşman var Alango. Fark etmez dedim. Başıma bela olacaksın be. Sen deli misin be? Bu kadar tehlikeli bir işe seni yalnız bırakır mıyım? İstesen de istemesen de geleceğim. Hakkını helal et babacığım. Helal olsun yavrum. Zır deli bu be, zır deli. Madem bu kadar istiyor gelsin, sana emanet. Yolunuz açık olsun evlatlarım. Kılıcınız keskin, biliğiniz bükülmez olsun. Gözüm yolunuzda, aklım sizde, zafer sizinle olsun. Hoşça kal baba. Hakkını helal et. Helal olsun. Allah yardımcınız olsun çocuklar. Şu köprüyü geçip karşı tepelerde aşarsak karşımıza büyüyecek bir kasaba çıkacak. Atları iyice bir dinlendirir, kendimize de erzak alırız. Thank you.
Bey, aslan yavrusu. Yol ver de geçelim. Kaçıcısınız. Ne diyor bu be? Kaç kişisiniz dedim. Ha, 50. Yaya mısınız, atlı mı? Yok, filli. İyi. Kendiniz için ikişer, filleriniz için birer altın verin geçin. Altınları şu torbaya koyun. Bir daha da beni uyandırmayın. Kızarım, anladınız mı? Anlaşıldı. Ama bu kadar altın yetmiyor mu sana? Siz yabancısınız galiba. Ne olmuş yabancıysak? Anlamıştım zaten beni tanımadığınızı. Dinleyin yabancılar. Bana Bunçuk derler. Bu köprüden herkes bana haracımı vererek geçebilir ancak. Ya biz vermezsek? Anlamadım. Ya biz vermezsek dedim. O zaman geçemezsiniz tabii. Ya biz hem parayı vermesem de geçersek? Bunu çok adam denedi yiğidim. Üstelik senden de daha yiğittiler. Sizden de daha kalabalıktılar. Şimdi anlarız tembel uykucu. Demek ille de denemek istiyorsun ha? Dene bakalım. Pek ufak tefeksin delikanlı. Bir yumrukta yıkarım seni. Vay kırgız piçi vay. Bayağı kuvvetliymişsin be. Köprü başını tutarım, haraçla geçinirim. Nice bahadırlar geldi geçti elimden. Kimse yenemediydi beni. Ustan kimsenin yiğidim. Gücünü nereden alırsın? Gücümü doğruluktan alırım Buncuk. Ustamı da sen tanımazsın. Her kimse kutlu olsun. Yiğidim, canım senin kılıcının ucunda. Dilersen al canımı. Ama eğer beni bağışlarsan hayatımın sonuna kadar kul köle olurum sana. Uğurluktan vazgeçer, doğruluk yolunda kılıç sallarım ardından. Sağ ol Buncuk. Sen de yaman dövüşçüsün. Mizorba'nın canını almaya gidiyorum. Her gittiğin yerde ben de varım. Sağ ol. Bak bu da yiğit bir bahadırdır. Adını Alangu derler. Başlatma beni. Merhaba. Merhaba. Hadi atlara. Buyur. Geldiniz aslanlarım. İzniye nereden gidilir? Bu yol kısa ama en iyisi siz Bergamos'tan dolaşın. Bergamos'tan mı? Ta oradan niye dolaştırıyorsun bizi? Başka yol yok mu? Doğrusunu söylesene be adam. Ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. 9 çakal geçidinden geçemezsiniz. Halt etmişsin sen. Benden söylemesi. Neden geçemeyiz? Kaç zamandır bir eşkıya türedi bu civarda. Adına dağ deviren yantar derler. Soymadığı kervan, basmadığı han kalmadı. Anlaşıldı, o yoldan gideceğiz. Peki,
Güle güle yiğitlerim. Bu yoldan gelmeyelim demedim mi ben size? Ne bileyim ben Yantar'ın yolumuzu keseceğini. Şimdi ne yapacağız? Eline düştük mü yandık demektir. Tanrı hepimizin yardımcısı olsun. Eyvah, buraya geliyor. Aman yiğidim, bütün malımız senin olsun, canımızı bağışla. Canı cehenneme. Benim dişim ağrıyor, dişim ağrıyor. Yıkar be! Bir tane bulmazsanız hepinizi parçalarım. O dişim. Tuz basalım. Yo, çekelim. Evet, çekelim. Çekelim ama aletimiz yok. İple çeksek doğru. İp bağlarız, çekeriz. Yoksa delir mi der sizi parçalarım? Dua edin, dişim ağrıyor, yoksa sizi parçalarım. Dişine de maşallah. İyi olur inşallah. Sattır, sattır it ol itler. İç mi dedin? Evet, iç dedim. Sözünü geri al. Yoksa koca göbeğini dökerim senin. Hadi. Of, elim be. Yaşla be. Ne uğurlu yumruğun varmış senin. Az daha devirecektin bu diş yüzünden. Koskoca dağ deviren Yantar'ı bu beladan kurtardın ya. Artık senin düşmanın benim düşmanım, senin dostun benim dostum. En iyi arkadaşım sensin artık. Sen mert bir adama benziyorsun Yantar, ama sözünü bilmiyorsun. Ya. Kusura bakma yiğidim. Bu diş beni şaşırttı. Bu ilinin altında kalmam. Artık seni gördüğü gibi takip ederim. Bizim işimiz zor. Zorun lafı mı olur? Seninle cehenneme bile gelirim. Ne dersin Alango? Biz atlıyız, sen yaya, ne yapacağız? Siz geride kalmayın da üst tarafını bana bırakın. Şey çocuklar, bir şey unuttunuz. Bu fili nasıl doyuracağız? Kasaba yakıtlık getirir. Hadi gidelim. Gidiyor muyuz? Gidiyor muyuz? Yetişin bakalım. Hadi. Hadi.
gelirsek burada mola verebiliriz. Yolun sonuna yaklaştık sayılır. 3 menzil daha yolumuz kaldı. Hatırlıyor musun buralar Alangu? Pek değil Gökçen. Ben hatırlıyorum. Babamla yer satmaya gelirdik. O zamanlar güzel bir kervansaray vardı. Şarabı da pek meşhurdu. Kervansarayı boş ver ama şarabı dediğin gibidir inşallah. Kasabada yamtara bir at bulabiliriz belki de. Yamtarı taşıyacak atı nereden buluruz be Alangu? En iyisi bir deve alalım yamtara. Hadi bakalım istikamet kervansaray. Buralarda karın doyuracak bir yer var mı? İçeride. Güzel. Hancı. Safa geldiniz kahramanlar. Bak oğlum. Bana bak Afaf, hepimize birer kuş tüyü yatak verecek. Başüstüne yiyelim. Ondan sonra bir iki kuzuyu da nar gibi kızartırsın tandırda. Başüstüne. İkimize en iyisinden birer fıçı şarap bulacaksın. Bunlara da birer bardak süt verirsin ha. Aha, süt kuzularına bak. Süt kuzuları. Hadi bakalım. Hadi. Yamtara yarın çarşıdan bir alt bakarız ha. Biz yanlış yere geldik galiba. Burada at ne arasın? Oğlum yamtar, sen kendini at pazarından şöyle bir katana ara ha? Kalırsan bir hafta yeter. Allah etmin o çıkılsam sizi yerim. Oho, afiyet olsun. Nasıl yutuyor ateşi? Hadi yaşak şork. Yemek dururken ateş yutulur mu be? Sayın seyirciler, elimde bir torba var. İçi boş, dışı boş. 3 mendilim var, içine atıyorum. 1 mendil, 2 mendil ve 3 mendil. İçine bakıyorum. Biraz optetizma, biraz romatizma, biraz da dalaverizma hop. İçine bakıyoruz, torba gene boş. Şimdi gene biraz romatizma, optetizma ve dalaverizma. Biraz yana koskos, biraz sakalı fosfos, biraz da güzel yanaktan hop. Alın size bir mendil, işte ikincisi. Dahası var. İşte üçüncüsü de geldi. Nasıl? Hani bana şak şak? Olur, var olur. Thank you.
Şu Allah'ın işine, şurada birkaç hüner gösterip 5-10 kuruş kazanalım diyorduk. Ah şu alçak yan keseciyi bir elime geçirsem. Aç kaldık gitti. Ne diyorsun be, benim 10 günlük nafakam gitti. Biz de garibiz, kim bize bir lokma ekmek verir ki? İşte, oh, benim kesem, ne arıyorsun sen de? İşte, hırsız burada, hırsız burada ya. Kasabalı haklı. Ama iki kişiye karşı bir sürü adam, bu da haklı Yantaş. Anlaşıldı. Önce kurtaralım, sonra cezalarını düşünürüz. Önden sen yürü, hadi bakalım Yantar, hadi. Durun! Dinleyin beni! Kimsenin canını acıtmak istemiyoruz! Suçları ne olursa olsun bu kadar adamın iki kişiye saldırması yiğitliğe sığmaz! İki hırsızı korumak da yiğitliğe sığmaz! O benim bileceğim bir şey! Size bir teklifim var! Biz size çalınan paralarınızı geri verelim, siz de bunları iade edin bize! Bu cezaları ne olacak? Sana ne be! Paramızı kurtaralım da gerisi ne olursa olsun! Dediğin gibi olsun yiğidim. Pekala, anlaştık öyleyse. Yantar, silkele şu herifi bakayım. Hadi koş kız, hadi. Seni seyrettik. Öyle usta hünerlerin vardı. Ne diye kötü yollara sapıyorsun ha? Bir cahillik etmişim abi, bağışla. Hızır gibi yetişmeseydin dünyamızı değiştiriyorduk az daha. Emret canımı vereyim. Görüşmekte usta mısın? Oldukça. Ya sen? İyi öyleyse. İkinize de at pusat alalım, aramıza katılın. Pek sevinme. Senin cezanı ben düşünüyorum. Ne yapacaksın bana? Benim atım olup beni taşıyacaksın. Bakayım. Bakayım yaşına. Gözün aydın, atın gençmiş. Canın sağ olsun. Demek şimdi ben de sizden oldum ha? Öyle dedik ya. Öyleyse al arkadaş. Yabancı sandım da. Vay gittin dölü vay. Sanki buncuk yetmiyormuş gibi bir de başımıza bunlar çıktı Yamsar. Rahat yüzü kalmadı artık bize. Hadi gidelim. Daha. Bırak da bu güzel günün tadını çıkarayım. Kendimi bir kuş gibi hissediyorum. Ama Aleksandra baban kızabilir sonra. Hadi Aleksandra çık artık. Hadi ama... Söz veriyorum, birazdan çıkacağım. Sonra geç kalacağız, babandan nazar işitiriz. Peki, dediğin gibi olsun, çıkıyorum. Havlumu verin. Havlunu ben vereyim sana.
Gel yavrum, gel bana. Bana da gel, bana da. Kollarım abla olsun sana. Defolun. Defolun diyorum size. Defolun diyorum size. Sen buradayken bir yere gitmeyiz biz. Hadi yavrum, seni bekliyoruz. Çıksana güzel. Güzelim ya. Gel dedim sana. Gelsin bayır köpekleri. Bize köpek denir ha? Abi çocuklar senlik başladı. Yiğidim. Hop buraya 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 hop. Hadi bakayım. Yapma, kıyma bana, vurma, yapma. Yapma işte, yapma bak kız, sanırım yapma. Gel buraya namus. Ooo, leş gibi kokuyorsun, yıkan biraz. Temizlendin mi cicim? Gel şimdi gideceğin yolu göstereyim sana. Yürü, yürü şakal çürüsü sizi. Koş, geliyorum ha. Artık sudan çıkabilirsiniz, kavga bitti. Hadi arkanızı dönün de sayın bayan giyinsin. Arkanızı dönün dedik ve... Yezi dolu yezi dönüne baksana, baksana bana, ben bakıyor muyum hiç? Ne güzele bakıyoruz be, salama girelim diye. Al sen önüne be, koparın sudanı şimdi. Sen aklını mı kaçırdın yavru? Tek başına burada ne cesaretle yıkanıyorsun? Böyle tenha bir yerde ha? Bu sana bir ders olsun kızım. Her zaman yardımına koşacak adam bulamazsın. Benimle nasıl böyle konuşabiliyorsun? Karşındakinin kim olduğunu biliyor musun sen? Bak sen şunla, keşke bıraksaydık da. Haklısın Buncuk, böylesine ne yapsan yaranamazsın. Dinle, ben Türk'üm. İyilik ettikten sonra teşekkür beklemem. Ama küstah ve şımarık kızlara da çok kızarım. Böylesine dilber bir kız olan adam çok dikkatli olmalı. Onu tek başına bırakmamalı. Benimle bu şekilde konuştuğunuz için sizleri cezalandırtacağız. Bak sen, baksana bana güzelim. Ceza işini sonra düşünürüz. Hadi bakalım, yolcu olun da gerek. Gidelim. Eleni biliyor musun? İlk defa birisi benimle böyle konuşmaya cesaret ediyor. İlk defa. Hadi gidelim prensesim. Dilerim ki babanız olanları duymaz. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Tekfurların en güçlüsü ve en adaletlisi Mihailo'nun buyruğunu dinleyin. Yarın güzeller güzeli prensesimiz Aleksandra'nın 20. doğum yıl dönümüdür. Bu mutlu günün şerefine beylik sınırları içerisinde yarın bayram yapılacaktır. Bütün İznikliler bayram dolayısıyla yarın büyük meydandaki törene ve eğlencelere davetlidirler. Güzel prensesimiz Aleksandra'nın 20 yaşa bastığı bu kutlu günde Ulu Tekfurumuz Mihailo prensesimiz şerefine bu büyük töreni hazırlamıştır. Biraz sonra burada Er Meydanı'nda yiğitler hünerlerini göstereceklerdir. Yarışların galipleri için koran değerli ödülleri güzel prensesimiz kendi elleriyle vereceklerdir. Bu bayram günümüzde yiğitlerimizi alkışlamaya hazırlanın. İlk müsabaka ölüm güreşi.
kaçı. Senin gibi dövüşçüye rastlamamıştım. Al mükafatını. Teşekkür ederim. Adın ne senin? Panter. Türk müsün? Türk'üm. Okçular başlasın. Ok müsabakası başlıyor. Kaideleri biliyorsunuz. Beşer kişilik gruplar halinde atış için hazır olun. Birinci gelene gümüş bir ok hediye edilecektir. Hadi alın bu. Adamlarına kalleşlik yerine ok atmayı öğretmelisin Mihailiyo. Şimdi de sıra günün en güçlü yarışmasında. Bu yarışmada her biri kendi diyarını ün salmış savaşçılar bütün güçleriyle dövüşeceklerdir. Bu müsabakanın galibine bir kıymetli bel kemeri hediye edilecektir. Müsabaka başlıyor.
Silah olarak neyi seçeceksin? Kendi silahım bana yeter. Ediyorum. Mükafatınız. Teşekkür ederim prensesim. Seni muhafız alayım ağlayayım. Ah olmaz. Adın ne senin? Buncuk. Buncuk? Ha. Türksün demek. Tabii ya. Bu dövüş ancak bir Türk kazanırdı. Değil, bütün Bizans kentlerinde duymuş dev gladyatör Torba. Alexandra 5 kese Filipos altını verecektir. Yok eğer bu dövüşü galip gelirse 20 kese altın verilecektir. 20 kese altın da bir servet be. Paramız da tükenmek üzereydi zaten. Hadi Yamtar, hadi. Hadi hadi. Torbasa bir an olsun dayanabilecek bir adam yok mu? Çok değil, biraz. Hadi yok mu? Var. Önce sen
Tam dövüşçüymüşsün sen. Adın ne senin? Yantar. O da Türkmüş. Türk'üm ya. Ver mükafatını. Öteki dövüşe geçelim. Hiç de zevkli olmadı. Şimdi de at üstünden mızrak müsabakası. Kaybedenler elenecek. Kalanlar da birbirlerini elemeye devam edeceklerdir. Pek kopmuş kam yarması. Hakladım herifi. Yeter Yantar. Bir aylık erzakımız çıktı demektir. Bu müsabakanın galibi Bizans'ın en iyi silahçıları unvanını alacaktır. Seçtiklerin güvenilir adamlarımdı Zaroniç. Onların üstüne şövalye Bizans'ta bile bulamazsınız. Onlara güvenin efendimiz. Yiğidiniz varsa meydana gelsin. Ne olur? Yabancı. Bizi kafi derecede kepaze ettirdin. Git şunun hesabını gör. Memnuniyetle efendimiz. Ata binmekte ustasın. Bakalım kılıç kullanmakta da usta mısın? Meraklıysan görürsün. Yaklaş bakalım yabanın iti. Onu kendini tetleyin. Thank you.
Sen yendin. Nam senin. Çek el git. Aleksandra'nın 20 yaşına bastığı bugün ben İzlik Tekfuru Mihailo ülkemizde yaşayan uyruklarımıza duyururum ki adaletimle, hakseverliğimle ve dürüstlüğümle hüküm sürdüğüm şu topraklar üzerinde herkes mutlu ve yarınından emin yaşamaktadır. Yalan söylüyorsun Mihailo. Kimdir eceline tutamış köpek? Ben. 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 Ben! Ben! Hanginiz? Ben! Ben söyledim Mihailo! Beni tanıdın mı? Kimsin sen? Nasıl da unuttun beni Mihailo? Nasıl da aklından çıktı babamı öldürttüğün günler? Nasıl çabuk unuttun bunu katil Mihailo? Demiştim. Yılanın başı küçük kere zirveli demiştim. O gün ilk simanda unuttun mu Mihailo? Sana bir gün büyüyeceğim Mihailo, çok büyüyeceğim, en büyük olacağım. O zaman yaptıklarını ödeyeceksin, kanınla ödeyeceksin demiştim. İşte büyüdüm Mihailo, en büyük oldum. Karıştırmayın şu şeytanı. Tutun, yakalayın, sağ bana yapmayın. Haydi arkadaşlar, gündür gündür. Haydi aslanlarım. Bu gidişte. Hesaplarını sonra görürüz. Bizi hazırlıksız yakaladı yılanlar. Çabuk saraya aç. Saraya çabuk saraya. Arango! Arango çabuk. Geldim geldim. Gene görsüzüz mi Hayriyo? Görsüzüz. Babama herkesin içinde katil dedi. Alınacak bir ölçüden söz etti. Baban ne yapmıştı onu? Ona bir şey yapmadı ama babası olacak haine yaptı. Ne yaptı? Bir gün babanıza karşı gelmek cüretini gösterdi. Ama Mihailo'nun gücü karşısında yıkıldı tabii. O haydut da daha o zamandan babanızdan öc almayı and içti. Demek şimdi o... Evet yavrucuğum. O serseri şimdi bizim can düşmanımız. Yazık. Yol kıyısında bizi kurtardığı zaman ondan bayağı hoşlanmıştım. Demek haydudun biriymiş. Bunu o günkü küstahlığından da anlamalıydınız prensesim. Yok, o zaman öyle düşünmemiştim. Oysa şimdi babama yaptığını bir türlü unutamıyorum. Rezil etti babamı. Üzmeyin canınızı prenses. O da pek yakında cezasını bulacaktır. Kim bilir? Belki de haklısın.
Zaronic'in halini görmek isterdim. Yok deve. Şimdi çoktan Mihailo'nun karşısına dikilmiştir bile. Adam gazı ekmeğinden edeceğiz neredeyse. Otur ağla bari sen de kederinden. Ne o Alango, ne soğutuyorsun böyle? Üzülüyorum. Hoppala, al bir deli daha. Sen de mi adam aç kalacak diye dertleniyorsun yoksa? Ha? Ne derdi be? Zaronic'in canı cehenneme. Ben oku düşünüyorum. Ne olmuş oka? Zaronic'e yanlışlıkla yarışlarda kazandığım gümüş oku atmışım da. Yağma mı var, bırakır mıyım hiç? Al okunu. Yaşa be, sen yok musun? Şeytanın boynuzunu bile çalarsın. Ne kısmetler be, çakıldığı çivi bile gümüşten. Gelsin. Beni dinleyin. Aranızda Müter Gazi'nin bir casusu var. Hemen ortaya çıkmasını emrediyorum. Ortaya çıksın o köpek. Demek öyle. Öyleyse ben kendim bulurum. Seni. Buldun ama ele geçiremeyeceksin. Teslim ol diyorum sana. Bir Türk asla teslim olmaz. Hadi bakalım, iş bize düştü. Hadi aslanlar. Kurtardınız. Siz de benim gibi Türksünüz galiba. Evet. Kimse yaral değil ya. Kim bu Mürsel Gazi? Mürsel Gazi bir Türk beyi. Mihailo Türkler üzerindeki baskısını arttırınca Mürsel baş kaldırdı. Az daha Mihailo'yu deviriyordu. Ama Zaronic'in hilesiyle yakalandı. Şimdi sarayın zindanlarında yatıyor. Mihailo onu Türkleri sindirmek için bir koz olarak saklıyor. Zaronic de onun casuslarını birer birer yakalayıp tepeliyor. Zaronic o kadar büyüdü mü? Sen ne diyorsun yiğidim? Mihailo'nun sağ kolu o şimdi. Hem damat seçmiş kendine diyorlar. Desene sadaka dışarı çıkmıyor. Bize yardım ederseniz çok daha kuvvetli oluruz. Sizin gibi gençlere ihtiyacımız var. Peki öyleyse. Bizi arkadaşlarına götür. Buyurun götüreyim. İstediğiniz yere geldiniz yiğitlerim. Ben Mürsel'in amcasıyım. Mürsel, Oğuz soyundan bir oymak bey. Buradaki Türkler onu kendilerine başkan bilirler. Mihailo'nun korkusu da buradan geliyor. Güzel. Ne yapacağımız anlaşıldı. Anlamadım. İki gün sonra Mürsel Gazi'yi buraya getireceğiz. Anlamadım. İki gün sonra mı? Evet.
İki gün sonra Mürsel Gazi'yi Osundan'dan kurtaracağız dedim. İyi ama delikanlı, bu o kadar kolay bir iş değil ki. Mürsel'i büyük zindanla hapsettiler. Zindanlı kıştanın hemen bitişiğinde. Daha iyi ya, bu da işin keyfini arttırır. Benim bileğim boş durdu mu midem çalışmaya başlar. Aman çabuk olalım çocuklar, yoksa bu herife yemek bulalım derken kesemizin dibi kuruyacak sonra. Öz göre göre ölüme gidilmez evlat. Zaron için askerleri Bizans'ın amansız savaşçılarıdır. Başa çıkamayız. Siz başa çıkamazsınız ama biz başa çıkarız. Hadi hoşça kalın. İki gün sonra yine görüşürüz. Dualarınızı esirgemeyin bizden. Tanrı her tuttuğunu bakır eylesin yavrum. Hoş geldiniz aziz pederler. Sağ ol evladım. Rahmetini üzerinizden eksik etmesin. Tanrı tez günde ölmüşlerinize kavuştursun yavrularım. Amen. Dominus vobis cum Muhterem pederler, bir emriniz mi var? Ey ölümlü yaratık! Tanrı'nın bir adama ceza vermek üzere olduğu bir anda kumar oynuyordun. Hayır aziz peder, yemin ederim ki... Sus! Gafil! Sus ve bizi Gazi Mürsel denen o günahkarın yanına götür. Baş üstüne aziz peder. Albüzyüz kardeş, biz o günahkar ile ilgilenirken sen de şu yoldan çıkmış ortodoksa ilgileniver. Düş önüme. Buyurun. Asker kardeş, ben bizim baş rahip gibi kumarın aleyhinde değilim. İster misin seninle zar atalım? Paranız var mı aziz peder? Hem de çil çil Filipos altınları. Hadi öyleyse. Hadi. İşte burada bu terapeler. Ölmeden önce ruhunu kurtarmak üzere yardıma geldik. Doğru söylersin muhterem peder. Hadi gene şanslısın. Her adama böyle merasim nasip olmaz. Hiç merasime ihtiyacım yok. Evet ya, aç kapıyı. Evet, mahkum sensin. Aç kapıyı da çıkaralım. Niye muhterem peder?
Bu kadar dar yerde günah çıkartılır mı ay evladım? Yoksa sen hiç günah çıkartmadın? Yok, çıkartmadım. Oo, kötü. Öyleyse senin günahını da çıkartalım. Aç şu kapıyı. Aç bakalım şu kapıyı. Terempeder. Gel, gel, gel. Sen. Günahın var mı? Senin günahın yok mu? Hayır, terempeder. Seni de takdir hissediyorum evladım. Takdir hissettim. Haydi bakalım yürü. Seni de seviyorum. Günah çıkarmayanlar içeri. İdam mahkumu dışarı. Hadi bakalım içeri. Dışarı. Sizleri takdis ediyorum evlatlarım. Sağ olun terempeder. Allah'ınızı üzerimizden eksik etmeyin. Bunlar son aziz peder. Başka meteliğim kalmadı. İnşallah kazanırsın. Salla bakalım. Ben kazandım. Yanlışım var. Ben kazandım. Nasıl olur muhterem peder? Kazandım. Tamam mı? Tamam. Ne olduğunu bir türlü anlayamadım. Şaşırdım. Türküz. Seni götürmeye geldik. Allah sizden razı olsun evlatlarım. Duayı kaleden sonraya bırak. Sonti fakantur momentum arnizu trenüz untum yüz anüz untum yüz anton yüz kezüz Tanrı yüz hepinizin yüz belanızı versin yüz. Amin. Ey aptal yüz. Amin. Budala yüz. Amin. İşte biz yüz. Amin. Kaçıyoruz yüz. Amin. Yüz. Derisini yüz. Amin. Kaçıyoruz yüz yüz. Hoşça kalın yüz. Amin. Tanrı yüz hepinizin. O yiğide güvenmekle acaba hata mı ettik? Bana da öyle geliyor. Mihailo'nun zindanından adam kaçırabilmek için şeytan olmak gerek. Şeytan da kim oluyor? Şeytan benim yanımda çocuk kalır babalık. İşte Gazi Mürsel. Çok şükür Allah'a bize bugünü gösterdi. Dostlarım, kavuşmamızda duyduğunuz sevinci anlıyorum. Bütün bunları şu yiğitlere borçluyuz. Ama oyalanacak vaktimiz yok. Gün o gündür, bir an önce birleşip harekete geçmeliyiz. Doğru söylersin Mürsel Gazi. Hemen toparlanalım. Gün o gündür. Durun dostlarım, durun. Bu iş heyecan işi değil, akıl işi. Mihailo'ya ve Bizans'a karşı koymak bir teşkilat işidir. Bir teşkilat ise para işidir arkadaşlar. Halbuki bizim 10 paramız yok. Biliyorum. Biz işte buna bir çare bulmalıyız. Sen akıllısındır Mürsel Gazi. Ne düşündün? Tek bir yol var arkadaşlar. Halktan para toplayalım diyeceksin. Çok iyi bildin Gökşen. Mihailo'ya diş geleyen halkımız ondan kurtulmak için bu parayı seve seve verir. Çocuk olmayın Mürsel Gazi. Halkın neyi kaldı ki neyini versin? Başka çıkar yol yok ki. Sana öyle geliyor. Biz vuralım da sen gör. Parayı savaşacağımız adamın kendisinden alacağız. Mihailo'dan mı? Evet. Hazinesini çalarak. Deli olma aslanım. Mihailo hazinesini öyle koruyor ki şeytan bile çalamaz. İyi ama benim düşündüğümü de şeytan bile düşünmez. Çabuncuk. Yarın akşam hazine elinizde olacak. Nasıl? Hoşça kalın. Sizden istediğim şu. Yarın şehrin öteki ucunda bazı kavgalar çıkarın. Mihailo sarayından uzak olduğumuzu sansın. Yani biz keyfimize bakacağız. Sen bu işi halledeceksin. Hı-hı. Bu değil mi istediğim? Tamam. Bizden de tamam. Biz kavga çıkaracağız. Onlar da işlerini rahat rahat görecek. Ha? Hoppa. Gene bize iş düştü. Şu plana bak be. Thank you.
bu tarafta. Efendimiz çok memnun olacaklar eminim. Nihayet Gökşen denen asiyi yakalayabilecek. Nasıl? Kapıdan konuştuklarını dinledim efendimiz. Bu akşam saraya gelecekler. Saraya mı? Demek bir işler yapıyor onları. Evet efendimiz. Kulaklarımla duydum. Bu akşam saraya gelecekler ve Tekfur Hazretlerinin hazinesini çalacaklar. Ne? Hazineyi mi çalacaklar? Çabuk hazine dairesine yürüyün. Koşun! Kıl çeker gibi kolay oldu. Çok akıllıca bir numara yaptık çocuklar.
İnsanoğlu böyle bir numarayı ancak 750 yıl sonra akıl edebilir. Vay hazinelerin haline. Takip edin beni. Buraya kimse girdi mi? Hiç kimse girmedi kumandanım. Peki hazineyi salmışlar. Hazineyi salmışlar. Oradan da kaçmışlar. Yürüyün. Kaçamazsın. Teslim olun. Teslim olursam anam kızar sonra. Kaçın Alango, ben onları oyalarım hadi. Seni bırakıp bir yere gidemem. Değil yok, tamam yapın. Al bu kılıcı iyi sakla bir gün, bundan öldüreceğim seni. Dikkat et paslanmasın ha. Alın bunu zindana götürün. Nihayet geldi. Şeytanın sizin yanınızda yaya kalması söz mü? Şeytan size yamak bile olamaz. Şimdi vakit kaybetmeden köylere çıkmalıyız. Bu para köylülerimizi silahlandırıp atlandırmak için yeter de artar bile. Mihailion'un sonu yaklaştı artık. Tanrı bu yaptıklarınızdan dolayı sizden ve Gökşen'den razı olsun. Halam bu. Gökşen nerede? Ne oldu? Ne var? Hazine sandığının kurtulması için bir kişiyi feda etmek lazımdı. Gökşen yakalandı. Yoksa Gökşen öldü mü? Hayır ama yakalandı. Aman Allah'ım, ölümden de beter. O iblisin eline düşen sağ kalsa bile artık hiçbir işe yaramaz. Onu kurtarmalıyız. Hemen toplanın. Gökşen'i kurtarmak vazifesi bize düşer. Hayır, o iş bize düşer. Haber şehirde çabuk duyuldu. Duyar duymaz buraya geldik. Bu iki biz kendimiz halledeceğiz. Nasıl? Demin söyledik ya babalık, şeytan bizimle amcaoğlu oldu. Bizlerin gazabından Mihailo korksun. Hadi çocuklar yürüyün. Nihayet eline düşsün çöpek. Artık geceleri rahat uyuyabileceğim. Seni de dünyaya geldiğine pişman edeceğim. Efendim izin verirlerse kaçırdığı hazinenin yerini ve Mürsel Gazi haininin saklandığı yeri soracağım. Hayır, Zaroliç, hemen sormayacağız. Tadını çıkaracağım. Bütün bildiklerini bülbül gibi anlattıracağım ona, ama burada değil. Aşağıda zindanda. İşkence masasında da bakalım böyle dimdik durabilecek mi köpek? Bu tokadın hesabını ayrıca soracağım senden Mihailo. Dikkat et, hesabın gittikçe kabarıyor, ödemesi zor olacak. Kürsüyümü sıkarsın lan. Götür bakın zindana. Küstahlığının cezasını kendi elimle verirsin, götür. Söyle. Sesim fena sayılmaz.
Hangi şarkıyı söyleyeyim? Hala alay ediyorsun demek. Bakalım birazdan gene böyle alay edebilecek misin? Neden etmeyeyim? Ölene kadar vaktim var. Bir gün elime düşeceğini hiç düşünmedin mi? Ya sen? Budala! Uğraştırma beni, canını seviyorsan konuş. Hazine sandığı nereye götürüldü? Mürsel Gazi denen o herif nerede saklanıyor? Vallahi... Hazine sandığı gördüğümde İznik Gölü'nde yıkanıyordu. Sabununu kaybetmiş, onu arıyordu. Mürsel Gazi ile kaftanında kahve içiyordu. Köpek! Zanoviç! İşkenceye başlayın. Baş üstüne efendimiz. Konuşmamakta ısrar ediyor musun? Ediyorum. Konuş. Hazineyi ne yasakladınız? Söyle. Devam et. Bu pis yere yakışmıyorsunuz prenses. Siz Nilüfer'li bir göl kıyısına layıksınız. Müsaadenizle babacığım. Daha fazla kalamayacağım. Konuşuncaya kadar işkenceye devam et. Kahramanlık, tastalıkla budalalık ediyorsun Gökçen. Eninde sonunda konuşturacağım seni. Onu gördüm dadı. Zindanda gördüm onu. Kıskıvrak yakalanmıştı ama cesaretinden hiçbir şey kaybetmemişti. Küstahlığından demelisiniz. Bir haydudun ancak küstahlığı olur. Ona işkence ettiler dadı. Dayanamadım. Çok çok feci bir şey. Bütün haydutlara bir ders olacak kızım. Bir daha hiç kimse babana baş kaldıramayacak. Alexandra! Alexandra! Aşağıdaki sefil haydut göl kıyısı derken neyi kastetti? Şey baba... Cevap ver bana Alexandra! Çok önceleri Nilüfer gölde yıkanırken beni serserilerin elinden kurtarmıştı. Bundan bana bahsetmedin. Onu tanımıyordum ki o zamanlar. Herhangi birisi sanmıştım. Sonra oraya sizden izin almadan gittiğim için bana kızmanızdan korkmuştum. Alexandra, bir tek fur kız olduğunu unutuyorsun daima. Ama babacığım ben de eğlenmek istiyorum. Her genç kız gibi. Bir prenses ancak bir prensese yaraşan biçimde eğlenmeli. Bana doğruyu söyle. O köpek göl kıyısında sana herhangi bir küstahlıkta bulundu mu? Eğer bulunduysa... Hayır baba. Üstelik beni kurtardı. Bir sürü serseri üstüme saldırmıştı. Pekala. Bu gibi olayların tekrarını duymak istemiyorum. Baba, ona ne yapacaksınız? Önce çaldıkları hazineni arkadaşlarının, Mürsel Gazi'nin saklandığı yeri söyleteceğim ona. Bugün işkenceye dayanabildi ama yarın, öbür gün, daha öbür gün, daha öbür gün... Söyledikten sonra? O zaman da büyük meydanda şahane bir tören düzenleyeceğim ona. Şahane bir tören. Öyle şahane bir tören ki... Törenler unutamayacak öyle bir tören.
atlayacağım. Tutmayın beni. Gün doğarken öldürülecek. Hayır, yapamazlar. Buna müsaade etmemeliyiz. Ölümümüz pahasına bile olsa onu kurtaracağız. Ama vaktimiz çok az. Az değil. Harekete geçmemiz lazım. Ya hep ya hiç. Ya hep var mı? Merhaba Kitik. Amma da pis kellada çattık be. Acele ne ya, dur. Çılgın. Çılgın bu adam. Doğru vur ha. Bir defa da olsun. Nerede kaldınız be? Geldik. Azakelle gidiyordu bizim. Yantar yemek yemeden gelmem diye dayattı, onu bekledik. Hadi savaşa. Beni takip edin. Askerler onların hesabını görür. Aldın, atları getir. Getiriyorum. Çabuk. Al bakalım, kılıcını da getirdim. Ne derin? Nereden buldun onu? Arkadaşla değiştim. Atla lan bu arkama. Gidelim Gökten, bu kadar eğlence yeter. Nasıl olsa gene geleceğiz. Buradan şimdilik gidiyoruz Mihailo. Ama sevinme, içimizdeki intikam ateşi sönmedi daha. Artık sana rahat uyku yok Mihailo. Her gece ne zaman döneceğimizi düşüneceksin. Gene geleceğiz. Aslanlar.